Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen radyo oyunu yarışmalarında ödül kazanan bütün oyunları yeniden yayınlıyoruz. Şimdi 2004 yılında yapılan yarışmada Arkası Yarın dalında mansiyon kazanan oyunu sunuyoruz. Arkası Yarın. Yapım Ankara Radyosu. Ne güzel yasemin kokardı bahçemiz. Mavi tarağımla tarardın saçlarımı. Kokunu duymayı, kucağında uyumayı ne kadar özledim. Anne. Her yeni gün seni bana getirecek bir umuttu boncuk kızım. Ah, gücüm tükendi artık. Umut etmek için bile yaşlıyım. Bu hasretle gitmek, bu yalnızlıkla ölmek istemiyorum. Ne olur, ne olur gel artık gözümün bebeği. Senin duaların yıllarca benim dileğim oldu. O güzel yasemin kokunu içime çekmeyi, dizlerinin dibine oturup saçlarımı taramanı istedim hep. Çocukken yaptığın gibi, saçlarımı tararken eğilip boynumdan öpmeni özledim. Hasretin tüketti beni yavrum. Duy artık sesimi. Yasemin Kokulu Ev, 1. Bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Üvez Hanım Nurşen Girgin Koç, Zeynep Berrin Demir Öney, Okşan Ayşe Akınsal, Dilek Deniz Baytaş, Meral Servet Pandur. Günaydın Zeynep'ciğim. Ne o, geciktim bu sabah, merak etmeye başlamıştım. Ay iyi, sabah 8'den beri yollardayım. Ay trafik korkunç. Ay, Okşan Hanım gelmedi mi daha? Biraz önce telefon etti, ustaların başında olması gerekiyormuş. Ay bitmedi mi şu evin tamiri hala? Neler yapılıyor merak ediyorum doğrusu. Bugün merakını giderirsin. Aa, nasıl? Okşan Hanım biraz önce telefon etti, seni bekliyor. Yarınki duruşmanın dosyasını da istiyor. Ay yapma Dilek abla. Of, daha yeni çıktım o korkunç trafikten. Sızlanmayı bırak. İşte dosya. Fazla oyalanmadan bir an önce gitsen iyi olur. Of, bir fincan kahve içseydim. Kahveni Okşan Hanım'la içersin Zeynep'ciğim. Ay, okul bitince biraz nefes alırım diyordum. Nerede? Stajyerlik öğrencilikten de zormuş. O biraz da stajını kimin yanında yaptığına bağlı.
Okşan Hanım'ın stajyerleri biraz yorulur ama sonuç her zaman iyi olur. Biliyorum biliyorum, yaman kadındır. Öyledir ya. Gerçi biraz titiz, biraz sinirlidir ama... Ya sahi mi? Dur, sözüm daha bitmedi. İyi yürekli ve yardımseverdir. Hem seni de pek seviyor. Bunca sözden sonra yola koyulsam iyi olur. Ay dur, nereye gidiyorsun? Evin adresini almadın. İki ayağımı bir pabuca soktun Dilek abla. Al, bu kağıtta yazılı. Karanfil sokak numara 2. Yaseminli ev diye kime sorsa gösterirler dedi Okşan Hanım. Ha, Yaseminli ev ha? Unutmadan giderken bir demet çiçek alıver Zeynep'ciğim. Ne de olsa evine ilk ziyaretin. Bazen patronum sen misin, Okşan Hanım mı karıştırıyorum. Sen hala burada mısın? Ay, tamam tamam, gidiyorum. Okşan Hanım en çok papatyaları sever, unutma. Unutma. Karanfil sokak 2 numara. Aa, burası olmalı. Aman Allah'ım. Ne kadar güzel bir ev. Zeynep, buradayım. Ah, günaydın Okşan Hanım. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Seni yordum buralara kadar. Ay, eviniz çok güzel olmuş. Ay, güzel değil, şahane olmuş. Teşekkür ederim. Yoruldum ama değdi. Aldığında yıkılmak üzereydi bu ev. Senelerdir bir çivi çakılmadan kaderine terk edilmiş. Bunlar size. İçimden bir ses papatyaları çok sevdiğinizi söyledi. Ben o sesi çok iyi tanıyorum. Teşekkür ederim, ne kadar güzeller. Yarınki davanın dosyasını getirdin değil mi? Evet yanımda. İyi, üzerinde biraz çalışalım. Yarınki duruşmaya benimle birlikte gireceksin. Ben mi? Ama nasıl olur? Stajın bitmek üzere Zeynep. Yakında tek başına savunma yapmak durumunda olacaksın. Hadi gel, önce bir şeyler içelim, biraz soluklan, sonra çalışmaya başlarız. Etraf biraz dağınık, kusura bakma. Ay, hay Allah, ayağını çarptın değil mi? Kaç gündür söylüyorum, hala kaldıramadılar bu kutuyu buradan. Canın çok yandı mı? Yo, önemli değil, hata bende. Yarınki duruşmanın heyecanından önümü göremedim. Neler var bu kutunun içinde? Kiracıların giderken arkalarında bıraktıkları bir yığın şey işte. 45'lik plaklar, eski dergiler, birkaç yün şal, eski terlikler, teki olmayan ayakkabılar ve yığınla fotoğraf. Her gelen kiracı bir öncekinin geride bıraktıklarını bodrum katına atmış. Bunlar da orada birikmiş. Bunlara bakılırsa bu evden epey kiracı gelip geçmiş. Evet. Hiçbiri de 6 aydan fazla oturmamış. Neden? Yazın güzel de kış gelince hepsini bir telaş almıştır. Bu koca evi ısıtmak kolay değil. Kışın soğuğu bastırınca apar topar taşınmış olmalılar. Geride bu gördüklerini bırakarak. Bu kutunun içinde kim bilir ne anılar vardır. Eşyaları değil de fotoğrafları atmak çok üzüyor beni. Eski fotoğraflarla ilgilenenler olduğunu duymuştum. Biliyorum. Ama bunları kimseye vermek istemedim. Ne de olsa insanların özel hayatı saklı her birinde. En iyisi yok etmek galiba. Yalnız birini ayırdım işlerinden. Ay, bak nereye koydum o fotoğrafı? Ha, şurada. Garip değil mi? Bu fotoğraftaki ana kız çok etkiledi beni. Ne kadar sevimli ikisi de. Gördüğüm en anlamlı, en güzel fotoğraflardan biri bu. Mutlulukları o kadar içten ki onlara bakınca yüreğim ısınıyor. Arkasında bir yazı var. Ne yazmışlar bir bakalım. Boncuk kızdan sevgili dedesine. Ağustos 1945. Ben bu yazıyı görmemiştim Zeynep. Sen iyi bir avukat olacaksın. 1945 ha? Bu küçük kız bugün 60'ını geçmiştir. Kadın da eğer yaşıyorsa tabii 80'ine merdiven dayamış olmalı. Kim bilir nerede, nasıl bir hayat kavgasının içindedirler. Umarım bütün hayatlarında bu fotoğrafta oldukları kadar mutlu olmuşlardır. Gözleriniz doldu. Nedenini bilmiyorum ama
Bu küçük kız çok etkiledi beni. Gözleri, gülüşü. Hiç tanımadığım birinin bana bu kadar yakın gelmesi tuhaf değil mi? Biliyor musunuz? Çok şaşırttınız beni. Ben sizin... Nasıl desem... Yani... Böyle olduğunuzu bilmiyordum. Duygusal mı diyecektim? Çalışırken iç hayatının hayhuyu içinde... Duygularımızı saklıyoruz ama... Özel hayatımızda onları biraz serbest bırakmanın bir sakıncası yok. Değil mi Zeynepciğim? Hadi gel, önce kahvelerimizi içelim. Sonra da şu dava dosyası üzerinde biraz çalışalım. Tebrikler Zeynep, çok iyiydin. Ay sahi mi? Ay bir ara heyecandan sesim çıkmayacak sandım. Bacaklarımın titremesini de hesaba katmıyorum. Hepimiz yaşadık bu heyecanları. Ay. Birkaç duruşmadan sonra geçer. Vaktin varsa şu kafede bir şeyler içelim, sonra birlikte gideriz büroya. Aslında ben biraz alışveriş yapıp eve gitmeyi düşünüyordum. Hala o yaşlı kadınla birlikte mi oturuyorsun? Evet. Stajımı bitirip 3-5 kuruş kazanmaya başlayıncaya kadar da o teyzenin evinde pansiyoner olmak zorundayım. Nasıl biri? Birlikte yaşaması zor olan o huysuz yaşlılardan mı? Yok canım. Garip, az konuşan, sessiz bir kadın. Bütün gününü odasında penceresinden sokağı izlemekle geçiriyor. Sanki birini bekler gibi. Kimsesi yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Ama o kadar içine kapanık ki... Yanılmış da olabilirim. Biraz daha sık dişini. Stajının bitmesine şunun şurasında ne kaldı? 3 ay 25 gün. Şuna 4 ay desene. Diyemem. Tam 3 ay 25 gün. Öyle olsun. Geliyor musun? Kahveler benden. Zeynep, kızım gelebilir miyim? Gel Üvez teyze. Rahatsız ettim kızım, kusura bakma. Bugün pasta almıştım da bir başıma yemek istemedim. Çay da demledim. Pasta mı? Bayılırım. Ama bir dakika, senin şekerin yok mu? Böyle pasta filan dokunmasın sonra. Dokunmaz. Her gün yemiyorum ya, senede bir gün. O günde bugün mü? Neyi kutluyoruz? Neyi kutlayacağız? Öylesine canım çekti işte. Hadi gel de çayın demi kaçmasın. Tamam geliyorum. Üvez teyze. İyi misin? İyiyim kızım, niye sordun? Ağlamaktan yüzün gözün şişmiş. Belli ki seni üzen bir şey var. Yok. Yok bir şey. İyiyim canım. Hadi sen pastayı kes, çayları doldur. Ben kendimi toparlarım. Seni bu kadar üzen şeyin ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitme. Neyi öğreneceksin kızım? Hadi ama Üvez teyze. Bak, aylardır yanında kalıyorum. Aynı evi paylaşıyoruz. Daha doğru dürüst birbirimizi tanımıyoruz. Bugün... Susma Üvez teyze, anlat hadi. Bugün... kızımın doğum günü. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Kızım var. Yani hem var hem yok. Babası alıp gittiğinde 5 yaşını yeni doldurmuştu. Gidiş. Bir daha ne yüzünü gördüm yavrumun. Ne sesini duydum. Elim böğrümde böyle kala kaldım. İyi de nereye gittiler? Almanya'ya. Neden düşmedin peşlerine? Neden arayıp sormadın? Nasıl arayacaktım kızım? Haritada Almanya'yı göster desen gösteremem. Hiç mi bir yakının yoktu sana yardım edecek? Yoktu. İşte... Bir yaşlı babam. O da çok geçmeden öldü. Olur mu canım? İnsan kimden olsa yardım ister, çare arar.
Sen okumuş meslek sahibi olmuşsun. Senin için çare bulmak kolaydır kızım. Benim elimden beklemekten başka bir şey gelmedi. Hep bekledim. Büyüyüp akla erince arar bulur anasını. Günün birinde çıkar gelir diye bekledim. Bekledim. Gelmedi. Çok üzüldüm Öves teyze. Bu fotoğrafı kaldı elimde. İşte yıllardır bununla avunurum. Bunu öper, okşarım kızımın yerine. Mavi elbisesini giydirmiştim o gün. Mavi çok yaraşırdı boncuk kızıma. Ama bu... Çok neşeliydi o gün. Türlü maskaralıklar yapıp duruyordu. Tutturmuştu ille de mavi elbisemi giyeceğim diye. Nasıl olur? Bu fotoğraf... Okşan Hanım'ın evinde gördüğüm fotoğrafın aynı. Yasemin Kokulu Ev, Zerrin Tığlaoğlu'nun yazdığı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.